Efendim merhaba, yeni bir edebiyat bülteninde daha sizlerle beraberiz. Bugün huzurlarınızda 2021 yılının Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüş bulunan Abdülrezzak Gürnah Bey'den bir kitap bulunuyor. Deniz Kenarında isimli bir roman. 21. yüzyıldayız fakat çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi de dinmek bilmeyen mülteci sorunu. Bu soruna yakından ışık tutan kendisi de bir zamanlar mülteci bulunan Abdülrezzak Gürnah Bey'in kaleminden bu konuları dinliyoruz. Bakalım bizlere neler anlatacak. Bir önceki kitabı Sessize Hayranlıktı, Sessizliğe Hayranlık. Onu okumuştuk. Orada iç monolog tekniğiyle yazar sürekli kendisi konuşarak başından geçen hikayeleri bizimle paylaşıyor idi. Burada da enteresan bir şekilde yine yazar iç monolog kendi kendine bir hikayeler bizlerle anlatıyor, paylaşıyor. Fakat burada enteresan ve cazip olan şu, iki kişi bir anda anlatıyorlar. Yani iç monolog tekniğini kullanan burada iki kişi var. Bir tanesi Salih Ömer, bir diğeri İsmail. Bu kitabın başından sonuna kadar anlatıldığı hikaye aslında iki farklı kişinin başından geçmiş bir hikaye. Yazar bunu iç monolog tekniğiyle sırf kendisi anlatıyormuş gibi birinci ağızdan anlattığı için roman ta 200. sayfalara kadar belki ilerlediğinde biz hala tek kişiyi dinliyoruz zannediyoruz. Ama esasında yazar bize iki farklı kişinin hikayesini aynı ağızdan anlatıyormuş gibi anlatıyor ve hikayeler de birbirine karıştırdığı için bizim kafamız karışıyor bir müddet. Ama esasında bu iki farklı kişinin birbiri içerisine geçmiş bir hikaye. 200. sayfalardan sonra artık bu açıklığa kavuşuyor ve bu iki farklı kişi bir araya geliyor. Kimdi bu iki farklı kişi? Birisi Salih Ömer, bir diğeri İsmail. Salih Ömer efendim, mobilya esnaflığı yapan Zengibar'da bir insandır. Hint sahillerinde yer alır bu şehir. Ticaret yaptığı arkadaşlardan bir tanesi de İranlı Hüseyin'dir. Araları iyidir, samimilerdir ve Salih Ömer de iyi bir miktarda, meblağda para kazanmıştır. Salih Ömer kazanmış olduğu bu paradan Hüseyin, ticaret yapan Hüseyin'e bir miktar borç verir. Hüseyin de dededen, atadan dededen Hint, Malezya ve bu Doğu Afrika sahillerinde ticaret yapan bir insandır. Ve dönem dönem Doğu Afrika'ya gelirler ve ticaret yaparak ülkelerine, Hindistan'a, Malezya'ya yeni bir ticaret yolculuğuna çıkarlar. Bu yolculuk esnasında farklı insanlar tanırlar. Salih Ömer de bunlardan bir tanesidir. Efendim, İranlı Hüseyin, tüccar Hüseyin İranlıdır. Bu Salih Ömer'den almış olduğu paraya karşılık Recep'in evini teminat olarak Salih Ömer'e verir. Eğer işte ben dönemezsem, paramı sana geri ödeyemezsem, sen benim senden aldığım borca karşılık Recep'in evini işte Recep'in evini alabilirsin gibi. Recep'in de İsmail ve Hasan isminde iki tane oğlu vardır. Bu romanda bize hikayeyi anlatan İsmail'dir. Babasının başından geçen olayları, kardeşi Hasan'ın başından geçen olayları bizlerle paylaşan hep İsmail'dir efendim. Ve borç ödenemez. Hüseyin aldığı borcu geri ödeyemez. Bu arada da İsmail'in kardeşi Hasan bu ticaret yolculukları esnasında Hüseyin'in peşine takılarak gider. O da geri dönmez. İsmail ailesi çeşitli maddi ve manevi zorluklarla karşılaşırlar. Bu arada da efendim mobilya tüccarı Salih Ömer ödenmeyen borcuna karşılık evi Recep'ten ister. İki aile arasında böyle bir husumet başlamış olur. Bu arada da İsmail, yani Recep'in oğlu İsmail, diş tahsili, yani diş doktorluğu tahsilini almak için Almanya'ya gider. Almanya'dan bir mektup arkadaşıyla
karşılaşır. Onunla birlikte Doğu Avrupa'ya bir sefere çıkarlar, bir seyahate çıkarlar, biraz Doğu Almanya'da gezerler. Ve dönüşlerinde efendim İsmail Batı Avrupa'ya firar eder, kaçar, yeni bir hayat arayışı içerisine girer ve İngiltere'ye gider, orada yerleşir. Orada öğretmen olur, üniversitede dersler vermeye başlar. Tabii bu arada da bu süreçler olurken uzun yıllar geçer, bir 20-30 sene gibi. Bu süreç zarfında da Salih Ömer hapse düşer, işleri yolunda gitmez. Efendim, Zanzibar'da bir ihtilal olur, hükümet değişir, rejim değişir derken falan hapse düşer. Bu ev konusundan dolayı suçlanır dönemin partisi tarafından ve hapse düşer. Hapisten çıktıktan sonra da Hasan, İsmail'in abisi Hasan, Zengibar'a dönmüştür Zengibar'a ve Salih Ömer'in babasından aldığı bu evin hesabını sorar. Efendim, Salih Ömer de yeni hapisten çıkmış, uzun yıllar hapiste kalmış. Yeni bir hapis hayatı, yeni bir mücadeleyi kaldıracak ruhiyeyi kendisinde bulamaz ve sahte bir pasaportla, ki bu pasaport Recep'in kimliğiyle alınmış bir pasaporttur. Çünkü efendim Salih Ömer Recep'in evine haciz koydurduğunda eşyalar kendi mobilya dükkanına gelmiş. O gelen eşyaların arasında da Recep'in kimliği de vardır. Ve o kimliği kullanarak kendisine Recep ismiyle yeni bir pasaport çıkarır ve İngiltere'ye kaçak yollarla mülteci olarak gider. Orada efendim kendisine bir avukat tutarlar. Efendim avukata İngilizce bilmediğini söyler. Recep İngilizce bilmediğini söyler. İfadem üzere Recep tabii. Recep İngilizce bilmediğini söyler ama esasında Recep sahte ismidir. Asıl ismi Salih Ömer. 65 yaşlarındadır. İngilizce bilmez. Büyük bir tedirginliğe girer. Oradaki insanlar anlaşamazlar. Pasaport polisi olsun, avukat olsun. Buna bir tercüman bulmak isterler. Tercüman tam geleceği sırada Salih Ömer İngilizce bildiğini ifade eder. Ve avukat buna sen bizimle oyun mu oynuyorsun diye kızar. Biz sana bir tercüman bulmuştuk. Sizin oralıydı o da. Yani sizin oralı olduğunu tahmin ediyoruz. Ve sen tanıdığını söylemişti. İsmi Latif'ti falan diye. Efendime söyleyeyim. Bu arada da tabii ki Salih Ömer'i bir pansiyona yerleştirirler. Böyle kirli, temiz olmayan, kötü bir pansiyondur. İngiltere'nin varoşlarında yer alan bir pansiyondur. İçerisinde genelde hep mülteci problemleriyle boğuşan insanlar kalmaktadır. O pansiyonda bir müddet kalır, sonra eve çıkar. Efendim Salih Ömer, namı diğer Recep, takma ismi Recep. Ve bu tercüman olarak bulduğumuz dediği kişiler, yani avukatın sana tercüman bulduk dediği kişi Recep'in oğlu Latif'tir. İsmail'dir aslında. O da ismini değiştirmiştir. Böyle isim değişiklikleri var romanda. Kahramanlar zaman zaman isimlerini değiştiriyorlar. İşte Salih Ömer pasaport değişikliğinden dolayı ismini Recep olarak değiştiriyor. Efendim yeni bir hayata başladığı için ismini Latif olarak değiştiriyor. Hasan'ın kardeşi İsmail. O da ismini Latif koyuyor. Efendim Latif gele geliyor ki bakıyor, bir zamanlar babasının ev mücadelesi verdiği, aralarında babasıyla arasında husumet bulunan eski uzak bir akrabaları efendim Salih Ömer gelmiş. Onunla konuşuyorlar, eski davaları açıyorlar. Yani bu iki kişi kitabın iç monolog tekniğini kullanarak anlattığı iki kişi, aslında kitabın iki kahramanı bir araya gelmiş oluyor İngiltere'de yıllar sonra. Buluşuyorlar ve aile meselelerinin, aile problemlerinin neden kaynaklandığını o soruyor, diğeri anlatıyor. Yani İsmail soruyor, Latif Mahmut namıyla nedir? Neden hapse düştün? İşte neden bizim evimize haciz getirttin? Babamın elinden, halasından miras kalmış olan evi neden aldın? Bunu neden alma ihtiyacı hissettin? Ey Salih Ömer namı diğer Recep, neden babamın ismini
pasaportuna yazdırttım. Bunlarda ne amil oldu, ne etken oldu filan diye uzun uzun soruyor. O da böyle zaten sayfalarda müsait anlattıkça anlatıyor filan. Şunu öğreniyoruz. Aslında Salih Ömer'in üvey annesiyle efendim Recep'in babaannesi ya da Recep'in babasının halası kardeşmiş. Yani bir yerde soyları birleşiyormuş. Yani uzaktan akraba olarak karşımıza çıkıyorlar bu romanda. Romanın en ilginç tarafı, yani çok enteresan, böyle bir yerlerde böyle kafanız karışıyor. Ya hep aynı kişi anlatıyor zannediyorsunuz ama romanı aynı kişi anlatmıyor. Bu tekniği Orhan Pamuk'un Sessiz Ev romanında da görmüştük. Ama Sessiz Ev romanında güzel taraf şuydu. Roman bölümlere ayrılmıştı. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm gibi her başlayan yeni bir bölüm başka birisinin ağzından anlatılıyordu. Fakat bu kitapta böyle bir bölüm bölüm ayrılmışlık var tabii ki ama her bir bölüm farklı bir kahraman ağzından anlatılıyor diye bir şey söz konusu değil. Ama şöyle bir farkla bunu fark edebiliyoruz. Paragraflar genelde birbirlerine bitişik haldeler kitap içerisinde. Eğer iki paragraf arasında bir satır boşluk varsa orada büyük bir ihtimalle anlatıcı değişmiş olabilir. Anlatıcının değişip değişmediğini olayların akışından anlayabiliyoruz. Yeni bir olay anlatılıyorsa %90 anlatıcı değişmiştir. Yani anlatıcı Salih Ömer değil, İsmail olmuştur efendim. Yani burada şunu da ben hissettim. Abdülrezzak Gürnah Bey'in bu kitabında hani bir otobiyografi kitabı gibi kitaplar var. İnsanların kendi hayatını anlattıkları ya da biyografi kitapları var, bir başkasının hayatını anlattıkları. Burada yazar birinci ağızdan hikayeyi anlattığı için biraz hani biyografi kitap gibi özelliği gösteriyor romanımız. Ama hayat içerisindeki bütün önemsiz detayları kırpmış yazar. Ve mesela 60 yıllık, 65 yıllık bir hayat burada söz konusu, Salih Ömer'in hayatını ele alacak olur isek ya da işte İsmail'in hayatı. Birkaç hikayeleri birbiriyle bağlantılandırarak tabii daha ötelere gidiyor. Mesela dedelerden kalan hatıraları da paylaşıyor, olay güzel anlaşılsın diye yazar. Burada da bize gereksiz bütün detayları sunarak hayat içerisinde önem atfedilen olayları bizimle paylaşıyor. O yüzden de roman akıcı ilerliyor. Yani olaylar arasındaki önemsiz detayların birçokları elenmiş ve önemli kabul edilecek nesiller arasında süregelen olaylar romanda bizimle ve bir biyografi tadında paylaşılmış. İki kişi de anlatıcı olarak bize sunuluyor. Birincisi Salih Ömer dediğimiz gibi, bir diğeri İsmail. Bu kitabı okurken bunun farkında olursak kitabı daha rahat anlar ve daha rahat zihnimize oturturuz. Bunu da bunun farkında olmadan kitabı okumaya başlarsak eğer roman yazarının anlattığı hikayelerde kendisiyle çelişiyormuş gibi bir durum ortaya çıkabilir. Tabii böyle bir durum yok. Başlamış olduğu bütün hikayeleri, anlattığı bütün şahısların efendim hikayelerini nihayetlendiriyor ve kitap içerisinde herhangi bir tutarsızlık o anlamda kesinlikle söz konusu değil. Eğer böyle bir çıkmaza giriyorsak kitap içerisinde, o zaman kitabı tam anlayamamışız. Kafa karışıklığı varsa eğer kitap okurken bizde kafamızda tasarladığımız kahraman hayatına yönelik, o zaman kitabın kahramanlarıyla alakalı henüz zihnimizde oturmamış bazı problemler vardır. Onu da sabırla kitabın ilerleterek ya da yeniden şöyle bir gözden geçirerek bu problemi halledebilirsiniz. Güzel bir kitap, çok eğlenceli geldi bana, hani keyifle geldi. Ben tahmin ettiğim, yani kendime biçtiğim süre zarfından daha öncesinde bitirdim bu kitabı. Yani belli bir süre kendime biçmiştim, şu kadar günde okurum falan diye. O günden çok daha öncesinde okudum çünkü keyif aldım. Siz de keyif alırsınız diye düşünüyorum. Şimdi de iyi okumalar,
Kendinize iyi bakın. Yeni bir edebiyat bülteninde, yeni bir Abdülrezzak Gürnah kitabında daha görüşünceye dek hoşça kalın efendim.